Tahsildaroğlu sunar. Evet efendim. Hepinize merhabalar. Voley'den, Son Round'dan sizlerle beraberiz. Sevgili Serdar Çelikler'le beraber. Ne haber, nasılsın? İyi. Bu sefer iyi. Tek kelimeyle iyiyim. İyi, hadi bakalım. Bir gergin gibisin. Genelde gerginim ya. Çünkü ülkemizde futbolun gelişmesi önündeki en büyük engel iyice ve ayyuka çıkıyor. Yani babadan oğula geçen hakemlikte bir saltanat düzeni var. Ve yani babalar çocukken moralimi bozuyordu, geriyordu. Şimdi oğulları geldi. Bu sefer mesleki açıdan beni geriyorlar. Böyle gerilim hattında devam ediyoruz ama Salı gecesi mükemmel Şampiyon Ligi maçlarından sonra. Gerçekten öyle. Hafta sonu ligimizde sadece izleyiciler, taraftarlar arma aşkına şu maçları izliyorlar. Birader, estetik açıdan onda bir bile bir kalite yok Şampiyon Ligi maçlarına göre Salı gecesi. Temsilcilerimiz Avrupa'da sapır sapır dökülüyorlar. Buna rağmen hafta sonu arma aşkına Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Bursa'da herkes maçları izliyor abi. Bari maçları iyi yönet ya. Basit şeyleri, çok basit şeyleri bu kadar zor hale getirme. Yani arkadan sertlik dozajı da yüksek. Arkadan her müdahale, öyle giriyorum Beşiktaş maç yorumuna, Diaby'ye yapılan hareket. Dünyanın her yerinde son 5 yıldır arkadan rakibe temas ettiğin zaman atılıyorsun, zaten kırmızı kart çıkıyor. Önden bile yapsan bu müdahaleyi, sertliğinden dolayı kırmızı çıkması gerekir. Orta hakem 15 metre 10 metre aralıkta, 5 metre yakınında yan hakem var, 4. hakem var. Ulan hiçbiriniz görmeyecekseniz mesela Steve Wonder'ı getir, maç hakemliği yaptır. Steve Wonder bile der ki oradan bir ses geldi. Ya orada bir ses geldi baba. Ya bir olay oldu orada. Var, orada mısın? Ne diyorsun? Hani bir baktık varın başında. Yine birinci Ceylan, ikinci Ceylan. İşte Trabzon maçında birinci Bitigen, ikinci Bitigen. Böyle gidiyor. Ya bu nedir abi gerçekten? Yani demek ki arada bir sürü yetenekli genç babası hakem olmadığı için harcandı gitti bu çarkların arasında. Şimdi tepki de alacağım biliyorum. Ama bir şey söylemem lazım. Bir tartışma konusu açmak istiyorum. Voley'nin izleyicilerine, bunu Voley'e de anket de yapalım. Ya da YouTube'dan bizi izleyen voleyciler altta yorum yapsınlar. Bence Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak iki şeyi kesin yapmamız lazım. Sahada yabancı sayısı kısıtlamasındansa kesinlikle yabancı hakeme geçmemiz lazım. Ve bence yerli teknik direktörü de yasak getirmemiz lazım. O yüzden tepki alacağımı biliyorum dedim. Yerli teknik direktörü niye yasak geliyor? Abi Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin gerçekten katabildiği çok az şey var. Oyuna hiçbir şey katmıyorlar. Hepsi için konuşmuyorum tabii. Ama bakıyorum abi, kapanalım çıkalım takımları. Yani başka hiçbir şey, oyuna hiçbir hüküm yok. Yani ne oldu mesela, Denizli Spor ne yaptı abi? Yani elinde sonunda Beşiktaş golü attı. Ki ben maçı çok sağlıklı izlemedim. Çünkü Liverpool maçını çünkü izleyen Liverpool, mutlu bir azınlıktan. Liverpool Manchester City maçını izledim. Ama abi yani şimdi Antalya Spor Fenerbahçe'yi tek bir atakla yendi. O günden beri her maçı mağlup. Oynamaya çalıştı mı oynatamayan takımlardan bıktım ben. Oynamaya çalıştım mı? Oynayamayan takımlardan bıktım. Kapanalım çıkalım. Bunun da bir şerefi var. Yani kapanalım çıkalımın da bir manası var ama her maç böyle, her maç böyle. Bence Türk teknik adamların da çok ciddi sorgulanması lazım. Bunu parantez içi açıp kapattım. Herkes için tabii konuşmuyorum. Güzel konu. Ben senden farklı düşünüyorum. Herkes için konuşmuyorum ama ben senden farklı düşünüyorum. Bunun kuralı olmaz, kısıtlaması olmaz. Elbette olmaz. Nasıl yabancı futbolcu kısıtlamasına karşıysam, elbette, Türk futbolcu kısıtlamasına da karşıyım. Türk teknik direktörlerin da karşıyım. Ya, tabii ki olmaz. Ben yani gayet değerli genç yani, hocalar var. Elbette, egzajere ederek söylüyorum ama Türk teknik direktörlerin Türk futboluna katkısı çok zayıf. Bu bir. Sen diyorsun ki sadece Türk teknik direktörü bir tekeli var. Bu zararlı diyorsun. Genelde dünyada da böyle. Yani lokal teknik direktörü tekelidir. Tekelindedir genellikle. Ama mesela İngiliz futbolunu... İngiltere Ligi'nde değil. İngiltere Ligi'nin Premier Ligi, Premier Lig yapan yabancı teknik direktörlerin oraya kattıkları... Mesela Arsene Wenger 90'lıların ortasında gelip... O da dahil. Onun da dahil kattıkları var. Onun gittiği dönemde, Arsene Wenger'in gittiği dönemde çok fazla İngiliz hoca vardı. Yani ve daha çok 4-4-2 işte kick and run futbolu verdi. Kick and rush. Vur ve koş. Hızlı koş, rush o. Run da olur, tamam. Bu tip futbol vardı. Dolayısıyla hani o biraz değiştirdi tabii ama şimdi yabancı teknik direktörlere, yabancı fikirlere, yabancı taktiklere, yabancı yatırıma diyelim özetle, yabancı zihne en çok kapıyı açan yer.
İngiltere o yüzden de fark yaratıyor. Yani baktığımız zaman İtalya'da da mesela lokal teknik direktörlerin hakimiyetini görüyoruz. Ama çok iyiler o yüzden. Veya efendim Hollanda'da da lokal teknik direktörlerin hakimiyeti. Ama çok iyiler o yüzden. Hani bu ama Türk teknik ama orada ülke futbolunda tartışılacak bir şey yok. Bence Türk teknik direktörlerin çok net bir şekilde tartışılması lazım. Özellikle isim ve takım isim. Özellikle belirtmiyorum yanlış anlaşılmaya neden olmasın diye. Ama tabii ki çok katkıda bulunanlar, bir farklılık yaratmaya çalışanlar var. Ama ne yazık ki Türk teknik direktörler çok gerideler. Şimdi bak güzel Avrupa'da konu birazcık böyle açalım. İsim özellikle vermek istemiyorum ama açalım biraz ama. Biraz maçlara baktığım zaman tahmin de ediyorum yani nasıl oynanacaklarını görüyorum. Türk teknik direktörlerin bir tane ekmeği var. Kapanalım ve hızlı adamlarımıza çıkalım. Ve bununla ilgili de başka hiçbir planları yok. Duran top yok. Hiçbir organizasyon yok. Golü yedikten sonra ne yapacaklarını bilemez bir hal var. Bütün oyunu mücadele üzerinden anlatıyorlar. Mücadele dışında hiçbir şey bilmiyorlar. Koşturma dışında koş. Yani bugün çok koştuk, mücadele ettik dışında bir şey katamıyorlar. Tekrar ediyorum yani ısrarla altını çiziyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani özellikle isim vermiyorum ve genelleme yapmak istemiyorum ama Türkiye futbolunda gelişim kat edebilen ve ülke futboluna bir şey katabilen yerli teknik direktör neredeyse yok denecek kadar az. Bu konuda da şimdi bence tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel konu. Maç analizinden daha önemli bir konu. Şimdi İngiltere Ligi diyorsun da İngiltere'ye gelen herkes İngilizce biliyor zaten. Bir numaralı sorun. Türkiye Ligi'ne gelen hiç kimse Türkçe bilmiyor. Ama bizde 14 tane yabancı var. Güzel. Teknik direktörler bilmiyor. Çünkü popüler bir dil değil maalesef. Keşke olsaydık. Teknik direktörün Türkçe konuşmasına gerek yok Türkiye'de, onu demeye çalışıyorum. Ya yok, o dilin yani o ülkenin dilini bildikçe daha avantajlı oluyorsun. Şimdi Guardiola'nın Almanya'ya, Bayern Münih'e gitmeden önce Amerika'ya gidip bir sene boyunca dünyanın en zor öğrenilen dillerinden Almanca'yı öğrenmeye çalışması, öğrenmesi ona işine çok yaradı. Evet. Çok önemli. Evet. Abi yani hakeme itirazda bile sorun oluyor ki. Yani mesela İngiltere'de... Ama sen çok küçük bir detaydan zaman, bahsediyorsun. Yok küçük detaydı bak. Şimdi Yusuf Yazıcı'ya bağlayacağım. Şimdi Yusuf Yazıcı'nın Fransızca konuşmasını böyle alaya alanlar var. Ya beş para etmezsiniz gerçekten. Ya hakikaten etmezsiniz. Kimmiş alaya alan ya? Gördüm onu, ben. Onlar bak, ciddiye alma ya. Yo alırım. Bu cehalete karşı sonsuza kadar en ufak taviz vermeden mücadele etmek zorundayım. Arkadaşım 16 sene ben hiç istemedim. Babamlar gönderdi çocuktum. Dünyanın en zor olan iğneli fıçıya girmek gibi şey. Lösü lası falan beni bitirdi. La 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 oldum sonunda. Hakikaten kafa gitti. Çok küçük yaşlardan itibaren. Allah'ın cezası bir değildir. Ne ama tartışıyorduk nereye geldik? Bir dakika bak nereye geldik? Bir saniye. Peki. Yusuf Yazıcı. Çok güzel konuşmuş bence. Yusuf Yazıcı böyle talep görüp Fransa Ligi'ne gidiyor mu hocam? Evet. Türk hocalar da böyle eğer talep görüp liglere giderse Türk futbolcularımız gibi o zaman işte Türk futbolunun gelişimine daha büyük katkısı olur. İtalya örneği verdin. 3 sene önce, 2 sene önce neredeyse sırf İtalyan oyuncular çalıştırıyordu İngiltere Premier Lig'de. İşte düşün abi şimdi mesela Chelsea'yi çalıştıranlar Ancelotti, Conte, Vialli, Sarri. Bak bir tanesi yapmış, başarmış zamanında hop orada böyle talep oluşmuş. Evet. Şimdi mesela boştaki iyi hocalardan değil mi? Allegri. İngiltere'de bir büyük takımına biri boşalsın, direkt o gelecek. İyi bir İngilizce çalışıyor bir yandan. İyi bir güzel, teknik güzel. Bizde abi giden var mı? İşte Kore'ye giden Şenol Güneş Hoca var. İtalya'ya giden Fatih Terim Hoca var. Başka var mı? Mustafa Deniz zamanında Almanya'ya gitmiş dahına. İran'a gidiyor hocalarımız. İran'a gidiyor şimdi, genelde. Niye Türkçe konuşuluyor? Traktör takımı, Türk takımı abi bir kere. Biz, İran'da işte, da olsa. İşte onu söylüyorum yani bir farklılık. Entegre değiliz dil konusunda bir kere kafadan. Onu söylemek istiyorum. İki, kültür. Bak şimdi abi bu sene bir Abdullah Avcı'nın yaşadığı. Bursa'da şu anda bir Yalçın Koşukavak'ın yaşadığı sorunlar. Modern futbol talep edilmiyor ki. Sadece maç kazanması. Ne olursa olsun kazan. Bu talep edildiği için hocalar da o şekilde davranıyor. Mehmet Özdilek'in yaşadığı sıkıntının aynısını Yücel İldiz Hoca yaşadı Denizlispor'da. O koş koş yapıp işte Barov'la, Rodayga'yla hızlı çıkmak dışında hiçbir plan yok. Çünkü hiçbir malzeme yok ki başka. Var mı? Çünkü kendileri de bilmiyorlar ki malzemeyi. Başka türlü yemek yapmayı bilmiyorlar. Tek bildikleri yemek köfte yapmak. Sürekli herkes köfte yapıyor. Sadece kıyma alıyorsun. Hı. Ve kuru ekmek alıyorsun ki köfte harcı. Soğan alıyorsun. Evet. İşte yani köfte harcı alıyorsun ya da en fazla. Hani köftesini biraz daha iyi yapan, kıymayı daha iyi yerden çektiren daha farklı öne çıkıyor. O kadar. Güzel söyledin. Kıymayı daha iyi çektiren. Yani, eti daha ucuzu onu, alan. Onu demeye çalışıyorum. Yani herkes köfte yapıyor abi. Yani kimse musakka yapmıyor mesela. Tamam. Mesela federasyonda sanki herkes 4-5-1 oynayacak.
4-2-3-1 oynayacak diye bir kural varmış gibi değil mi davranıyor herkes? Tabii. Mesela Fatih Hoca bu hafta bir 3-5-2 verim aldı. Bu sene bir ilk kere denedi. Mesela Abdullah Avcı 4-1-4-1 başladı. Şimdi Abdullah Avcı mesela bir farklılık yaratmış bir hocadır. Başakşehir'e oynattığı futbol itibariyle. Tahsildaroğlu sundu.